Evet efendim güzel bir kınamız vardı. Şimdi yanımızda hocamız var. Kadın Sağlıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Operatör Doktor Aret Kamar beyefendi burada. Hoş geldiniz burada. hocam. Merhaba. Hoş, hoş bulduk. Geldiniz. Hemen sorulara başlayalım hocam. Zaman. Şu anda en önemli soru bence adet düzeni nasıl sağlanır? Birçok kadın yaşadığı sorun. Evet, şimdi kadınların hem genç kızlık döneminde evet. hem de artık yaş biraz ilerlediği zaman düzensizliklerin başladığı dönemde en büyük kaygılarından bir tanesi adet düzenim bozuldu, benim adetim gecikti. Tabii gençlik döneminde geciktiği zaman acaba gebe kaldım mı var, acaba Şimdi, gebe kaldım mı bazıları için çok istenen bir şey, bazıları için de korkulan bir şey. Herkesin istediği farklı tabii ama yaş ilerlediği zaman acaba ben düzensizlik var, menopoza mı giriyorum, ne oluyorum diye ya. korkular başlıyor. Şimdi aslında çocuk istemediğimiz zaman menopoza girmek korkulan bir şey değil. Çünkü artık ilaçlar da var, tedaviler de var. Kadının vücudunu östrojen olduğu zamanki gibi ilaçlarla biz canlı, güçlü tutabiliyoruz. Ve kadının yaşlanmasını, ilaç engelleyebiliyoruz. Kemik erimesinin olmasını engelleyebiliyoruz. Adet düzeni nasıl sağlanıyor? E, temel olarak 3 tane yer var. Bir tanesi beynimiz. Beynimizin salgıladığı hormonlar var. İkincisi... Beynimizin salgıladığı hormonlar yumurtalığı uyarıyor kadınlarda. Hmm. Sağda solda birer tane yumurtalık var ve ortada bir de rahim var. Beyin salgılıyor, yumurtalık cevap veriyor, hormon salgılıyor. Ee, rahim de onlara adetle cevap veriyor. Ne oluyor? Beynin salgıladığı iki tane temel hormon var. Bir tanesi FSH dediğimiz hormon. O kadınların... Böyle ...baktırdığı, eyvah fs ham yükselmiş ben menopoza mı giriyorum acaba dediği hormon. Bir tanesi LH dediğimiz bir hormon var. Bir de prolaktin dediğimiz temel olarak süt hormonu var. Üç tane hormon yumurtalığın çalışmasını bir şekilde yönetiyor. Yumurtalık ne yapıyor bunlara? Yumurta büyürken östrojen hormonu salgılayarak, yumurtlama olduktan sonra da progesteron hormonu salgılayarak bir şekilde karşılık veriyor. Progesteron hormonu bildiğimiz gibi gebelik hormonu. Östrojen hormonu kadının vücudunda olması gereken, kadının daha iyi hissetmesini sağlayan bir hormon. Östrojen hormonu salgılandıkça, yumurta büyüdükçe, östrojen arttıkça rahmin içerisinde kalınlaşma olmaya başlıyor. Rahmin iç tabakasında, endometrium tabakasında kalınlaşma oluyor. Progesteron salgılanmaya başlandıktan sonra, yumurtlamadan sonra o progesteron salgılamasıyla rahim gebeliğe eğer gebelik rahme gelirse gebeliğe hazır hale geliyor. Ama gebelik oluşmazsa o progesteronun salgılandığı zaman 15 gün. Yani 15 gün içerisinde rahmin içerisinde öyle ya da böyle bir gebelik oturmadıysa o progesteron hormonu bitiyor ve adet karşımıza geliyor. Bu üç organın çalışmasındaki dengesizlikler, hı hı. düzensizlikler de adet düzensizliği yapıyor. Şu o adet evet. düzensizliği nasıl oluyor hocam? Ne yapacağız onu? Şimdi içine? düzensiz adet hı hı. demek ne demek? Bir kadın illa 30 günde bir adet görmek zorunda değil. Hı hı. Yani ben 25 günde bir de adet görüyorsam. Ne zaman da bir adetimin geleceğini de biliyorsam, hatta bazen 40 günde bir de adet görüyorsam, yani diyebiliyorsam ki ben bu ay ayın birinde gördüysem gelecek ay ayın onunda göreceğim. Bu bir düzendir, düzenlilik vardır. Ama adet böyle kafasına estiği zaman geliyorsa, bazen erken geliyor, bazen geç geliyor, bazen iki ay, üç ay gelmiyor. Bunun adı da düzensiz adettir. Bunun sebeplerini araştırmak lazım. Evet. Bu e, sebeplerde merkezi sebepler denen bir şey var. Nedir bu merkezi sebepler? Merkezi sebepler işte bu dedim ya hani bir beyin var. Evet, bunu evet, yöneten evet. bir yumurtalık var. Buna cevap veren, yumurtalığın salgıladığı hormonlara da cevap veren bir rahim var. Merkezi sebepler beyinle ilgili sebepleri beyinle ilgili. kastediyoruz. Yani. Şimdi dedik ki üç tane hormon var. Bir tanesi FSH, bir tanesi LH, bir tane de prolaktin hormonu. Prolaktin hormonu herkes süt hormonu olarak biliyor. Hepimiz biliyoruz ki süt hormonu yükseldiği zaman vücutta özellikle emzirme döneminde filan en sık karşımıza Hı -hı. çıkıyor. ...kadının adet dengesi bozuluyor. Emzirme döneminde düzensizlikler olabiliyor. Hatta süt korur diye bir laf var. Böyle Hı -hı. kadın emzirirken hamile kalmaz. Korumaz, öyle bir şey olmaz. Arada bir böyle bir yumurtlama olur. O süt verirken, emzirirken kadın pat diye hamile de kalabilir. Onun için süt korur. Tamamen üstünü çizdik. Öyle bir şey yok. Hı -hı. Süt korumaz. Ama süt hormonu yükseldiği zaman düzensizlikler olabilir. Eğer bu yükselme süt bu dengesizlik süt hormonunun yükselmesine bağlıysa, o zaman e, ilaçlarla bunu dengeye sokuyoruz ve kadının adet düzeni düzeliyor. Ama bazen süt hormonu salgılayan tümörler de oluyor beyinde. Emzirme dışındaki zamanlardan bahsediyoruz şimdi. Onun teşhisini bu süt hormonunun seviyesine göre yapıyoruz. Gerekirse beyin emarı çekiyoruz. Gerekirse o Süt hormonu salgılayan tümürü oradan almak da bazen gerekebiliyor adet düzeninin yerine oturması için. Diğerleri bu FSH ve LH dediğimiz yumurtalığın çalışmasını e, dengeleyen e, hormonlardaki dengesizlikler. Hı hı. Bundaki dengesizlikler de bazen ani bir kanama, bazen doğuştan, beyinle ilgili ufak tefek bir hasar olursa ya da beyindeki bir tümör gidip de o onların salgılandığı yere baskı yaparsa ya da sağlıkla ilgili böyle ani kilo almalar, ani kilo vermeler, çok aşırı kilo kaybetmeler gibi durumlarda bunların salgılanması dengesizleştiği için kadının da merkezi olarak adet dengesi bozulmuş oluyor. Hocam bir de çok aşırı adet olanlar var. 10-15 gün süren yani bir hafta geçti, bir daha 10 gün adet oldum diyen hanımlar. Şimdi adetin düzeni e, bu beyin ve yumurtalığın salgıladığı hormonlarla oluyor. Buna cevap veren de bir rahim var dedik. Hı hı. Rahimle ilgili problemler olduğu zaman, yani rahmin içerisinde bir e, kitle var mesela, bir miyon var rahmin boyutunu büyüten, rahmin içerisinde et parçaları oluyor, polip falan gibi bunlar... Adetin miktarını artırıyor. Şimdi kanayan yerin yüzeyi arttığı zaman yani büyük bir doku kanıyorsa tabii daha çok kanama oluyor. Hani diyorlar ya rahim büyümesi varmış hmm. bende, rahimi büyüyenler çeşitli nedenlerle daha çok kanama görüyorlar. Bir de düzensizliğe bağlı olarak. Şimdi normalde adet ne demek? İşte rahmin içi kalınlaştı, sonra işte yumurtlama oldu, gebelik olmadı, rahmin içi boşaldı gitti. Bu normal. 15 gün kalınlaştı, 15 gün sonra gebelik yoksa döküldü. Şimdi bir de düzensiz adet gören kadını düşünün. Rahmin içi kalınlaşıyor. Kadın adet görmüyor. 2 ay görmüyor, 3 ay görmüyor. O kalınlaştıkça kalınlaşıyor, kalınlaştıkça kalınlaşıyor. Sonra bir adet görüyor, tesadüfen eğer doktora gitmezse işi böyle tesadüflere bırakırsa Hı -hı. o zaman 3 aylık birden kanıyor. Bunlarda hiperplazi Hı -hı. falan dediğimiz durumlar da oluyor. Bazen bu kalınlaşan dokularda kanserler de oluşabiliyor. Onun için düzensiz adet gören mutlaka doktor kontrolünde olmalı. Çünkü bu kadının başına belaya sokabilir. Peki hocam nasıl tedavi edeceğiz? Şimdi düzensizlikleri yerine Hı -hı. göre tedavi yapmak lazım. Yumurtalıkla ilgili problemlerde yumurtalık düzensiz hormon salgılıyorsa iki sebepten oluyor genelde pratikte. Bir tanesi yumurtalıkta yumurta yoktur. Yani doğuştan yumurtası az doğanlar da var. Genç olduğu halde erken yaşta menopoza girenler de var. Çünkü kadınlar biliyorsunuz yumurtalarıyla doğuyor. Yumurtalar evet. bittiği zaman menopoza giriyor. Bir de... Tersi var. Polikistik over dediğimiz bol yumurtayla doğanlar da var. Onlarda da bir sürü yumurta olduğu için düzensizlik oluyor. Şimdi düzensizlik olduğu zaman biz bir kere düzensizliğin neden olduğuna bakıyoruz. Beyinle ilgili bir problem mi var? FSH, LH ve prolaktin hormonlarına bakıyoruz. Beyni atladık, normal çıktı. Yumurtalığa bakmak lazım. Yumurtamız az mıdır, çok mudur? Buna bakıyoruz. Ona göre tedavi yapıyoruz. Bir de eğer rahimle ilgili bir problem varsa rahmin içinde kanama miktarını etkileyecek. Onu da çok rahatlıkla ultrasonla bugün artık MR'a falan gerek kalmadan çok net olarak görebiliyoruz. Ve bunlara yönelik tedavi yapıyoruz. Bu hamile kalma günleri biliyorsunuz çiftlerde hani hamilelik için önemli hocam. Peki düzensiz adet gördüğü zaman bu hamile kalma zamanını falan nasıl ayarlayacak? Hesaplayamaz. Çok Hesaplaya güzel mı? sordunuz. Hesaplayamaz. Ne olacak o zaman? Normalde bir kadının hamile kalma günü nasıl hesaplanır? Ondan başlayalım. Şimdi az önce lafın arasında geçti. Dedim ki yumurtlamadan sonra progesteron salgılandığı zaman 14 gündür. 14 günde gebelik eğer rahme gelmezse kadın adet görür. Yani bir kadının yumurtlamaya kadar geçen zamanı herkeste farklıdır ama yumurtlamadan sonra adetin gelme zamanı gebelik yoksa 14 gündür. Hmm. Demek ki bir kadın eğer düzenli adet görüyorsa ilk önce gelecek adetinin ne zaman geleceğini hesaplayacak. Bu hep herkes 28 günde bir adet görmediği için 14 günde bir yumurtluyoruz demek değil. Hı hı. Diyelim ki kadın 35 günde bir adet görüyor. Ben bu ay ayın birinde adet gördüm bir dahaki adetim ayın beşinde gelecek dedi. Ayın beşinde gidiyorsunuz ilk önce ileriye gidiyorsunuz gelecek adetim ne zaman geleceği? Oradan 14 gün önceye geliyoruz. Hani 14 gün ya yumurtlamadan sonra geçen zaman. İşte orası yumurtlama zamanı. Yani ayın 5'inde benim adetim gelecekse bir önceki ayın 20'si benim yumurtlama zamanım. Ama bu aydan aya işte ne bileyim canım sıkıldı, işte moralim hı hı. bozuldu, Stres. strese girdim, işte grip oldum, Uzadım. antibiyotik hı hı. kullandım filan gibi sebeplerle bir iki gün öne bir iki gün geriye de kayabiliyor. O zaman biz ne yapacağız? öne geldik ayın 20'sine. Ondan 1-2 gün öncesiyle 1-2 gün önce sonrası da hani yumurtlama Hı -hı. zamanı olabilir. O zaman biz ne yapıyoruz? Yumurtlama zamanından yani ayın 18'inden 20'sinden de 2 gün önce geldik ya 18'den önce ilişkiye girmeye başlıyoruz. Neden önce ilişkiye girmeye başlıyoruz? Çünkü sperm içeride bir haftaya kadar canlı kalabiliyor. Hı -hı. Ama yumurta 12 saat yaşıyor. Yani biz yumurtladıktan sonra ilişkiye girersek gebe kalamayız çünkü biz bizim sperm içeriye gidene kadar o yumurta zaten çoktan ölmüş olur. Dolayısıyla yumurtlama zamanında spermin içeride olması gerekiyor. Yumurtlamadan önce ilişkiye girmek gerekiyor <laughs> ve ondan sonra da iki günde bir, üç günde bir ilişkiye girerek o yumurtayı o bir hafta içerisinde yakalamaya çalışıyoruz. Bu çocuk isteyenler için. ...istemeyenlerde de bunun tam tersi o zamanlarda uzak durmak gerekiyor. Ama bunlar artık koca karı usulü yöntemler. Bunlar korunma yöntemi kabul edilmiyor. Sanki insanlar böyle anlamasınlar. Biz bunları daha çok hamile kalmak için kullanıyoruz. Kalmamak için doğum kontrol hapları gibi, spiral gibi böyle güvenli, korunaklı... Artık yani kilo falan da aldırmıyor e, değil mi yok hocam? Yok tabii aldırmıyorlar. Ya da ben hani üç çocuğum var artık hayatta çocuk düşünmem diyenlerinde tüpleri bağlanabiliyor. Hı hı. Tüp bağlama ameliyatlarında da kadın erken menopoza girer, yumurtalığa zarar gelir. Kadın artık bir daha adet göremez falan gibi bir şey yok. Kadının tüplerinin bağlanması sadece yumurtayla spermin buluşmasını engelliyor. Tüp bağlanması ameliyatlarının adet düzenine ve erken menopoza hiçbir etkisi yoktur. Evet. Peki hocam, peki yumurtalıklarla ilgili düzensizlik durumlarında tedavi Nasıl yapılır? Şimdi yumurtalıklarla ilgili az önce söyledim ya bir yumurtası çok olanlar var. Bir de yumurtası olmadığı için hani yumurta gelmediği için Hocam, düzensizlik çekenler var. Ya. Evet ne geliyorsa kadınlara başlayabilir. Geliyor. Ee, şimdi erkekler yani de diyor ki biz de askerlik hiç... yapıyoruz. Ya, <laughs> biz <de> askerlik <laughs> şimdi yapıyoruz. şimdi e, yumurtası çok olan polikistik overlerde onlar dertli. Onlar ee, yumurtalıkları düzensiz çalıştığı için adetleri dengesiz geliyor ama adı üstünde yumurtası çok Hı -hı. yumurtası çok aslında. Dolayısıyla biz onların yumurtalığını haplarla, iğnelerle, ilaçlarla, takip ede ede ee, kadın eğer kiloluysa kilosunu verdirerek yönetebiliyoruz. Hı -hı. Ve yönettiğimiz zaman kadın kendi kendine bir kısmı bir kısmı da ilaç yardımıyla yumurtluyor ve çocuk Hı -hı. sahibi olabiliyor yumurtası az olanlar biraz daha sıkıntılı. Onlar böyle erken menopoza gireceğiz diye panik içindeler. Erken menopoza girmek istemiyorlar ama şunu bilsinler ki erken menopozu engelleyecek herhangi bir tedavi yok. O zaman ne yapmak lazım? Yumurtası azsa eğer bir kadının önlem alması lazım. Ne yapacak? Ya evli değilse bekarsa yumurta donduracak ya evliyse bir an önce çocuk yapacak ya da o anda çocuk yapmaya elverişli bir durumları yoksa embriyo donduracak. Peki bunu nasıl anlayacak? AMH testi yapacak. AMH testi kadınlar evde bile yapabilir. AMH baktırdığında AMH değeri birinin altındaysa menopoz yaklaşıyor demektir. Birinin üstünde ve çok üstünde ise kadın rahat edebilir. Daha bol bol adet göreceği yumurtası var demektir. Peki hocam evet. hiç bebek sahibi olamayanlar var ya orada ne oluyor? Onun bir sürü sebebi var. Ya. Erkekle ilgili sebepler, rahimle ilgili sebepler, yumurta varlığı yokluğuyla evet. ilgili sebepler. Onların sebeplerini araştırmak lazım ve ona göre hareket etmek Yumurtayı lazım. Yumurtayı dondurduğumuzda menopaza girsek de çocuk sahibi, tüp bebek sahibi olabiliyor İstediğimiz zaman olabilir. Oluyoruz Çünkü isteyim. gebeliği sağlayan yumurtadır evet. ve rahimdir ve tabii erkeğin spermidir. Eğer yumurtamız kenarda varsa... Biz artık yumurtlamasak da menopoz demek o demek zaten artık yumurtalık tatile girdi. Yumurta üretmiyor demek. Ama kenarda bizim yumurtamız varsa istersek 60 yaşında bile çocuk sahibi olabiliriz. Hmm, Bu tabii hmm. istenen bir şey değil Peki, ama yani olabiliriz. Harika anlattı hocam, hocam ya çok şahanesiniz hocam. Teşekkür ediyoruz. İyi Kadın ya. <gülüyor> doğum <gülüyor> ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar hocam bizlerle birlikteydi. Teşekkür ederiz hocam. Çok Gerçekten teşekkür ederiz. Sağ, 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 sağ olun, sağ olun.